Ve düdük sesi geliyor. Özgüç Türkalp'ten maç başlıyor. Adis Yahoviç de içeride, faul soluğu içeriye doğru. Bırakmadı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor savunması. Bir ani atak şansı arıyor şimdi Gaziantep ekibi. Sağ kanattan Vadji ile sokuluyor. Ceza alanı Vadji sıyrıldı. Açı daraldı. Vadji vurdu. Top dışarıda. Ve Vadji orta yuvarlığa yakın bir bölgede böyle kazandı topu. Ve ardından Rosso'dan kurtuldu. Mehmet şimdi pasını verdi. Ceza alanı için Gözler Hakem'de ve karar penaltı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor penaltı vuruşu kullanacak. Günay'la karşı karşıya Muhammed geldi. Vurdu ve gol attı. Muhammed Reis'in attığı golle İzmir'de 1-0 öne geçiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Solda Halil pas bekliyor. Şimdi ona doğru yaptı ortasını, uzak noktaya doğru tehlike var. Vuruş üstten out. Göztepe beraberliği yaklaşıyor Emre Aygün'le. Golün hemen ardından Emre açı dar. İkili mücadelede şimdi kazanıyor topu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. İkinci gol şansı, kale boş. Ama daha öncesinde offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı sevgili seyirciler. Savunmadan seken top tehlike büyüyebilir. Halil vuruyor ve son anda uzandı Stoşovyak. Soluna doğru uzandı Stoşovyak ve gole izin vermedi. Köşe vuruşunu Halil kullanacak. Ceza alanı bir hale hareketti. Halil geliyor topun üzerine, faul solu gönderdi. Kale alanı bir kaba ve top ağlarda. 1-1 oldu. Göztepe eşitliği sağladı. Tekrar izliyoruz. Faul solu. Kobakitse. Sayılır rakibinden Kobakitse. Sokuluyor ceza alana doğru. İçeriye doğru pas şimdi. Tehlike var. Gol pozisyonu. Vuruş. Son anda döndü kaleciden. Bir şut daha savunmadan. Müthiş bir fırsattı. Atak devam ediyor sevgili seyirciler. Göztepe tehlikesi. Bir oyuncu sakatlandı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da. İçeriye doğru pas. Bir şut şansı daha. Kobakitse sağ ayak. Yerden Stoşovyak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncuya müdahale edilecek. Az önceki pozisyonu tekrar izliyoruz. Etkili bir şut Yahoviç'ten. Ve bu pozisyonda sakatlandı. Dakika 74. Faul solu kale alana doğru. Ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Tekrar izliyoruz sevgili seyirciler. Bu pozisyonda Özgüç Türkalp Göztepe'li oyuncunun ceza alanı içinde çekildiğini işaret ediyor. İşaret geliyor. Yahoviç de topun üzerine doğru. Yahoviç vurdu ve gole attı. Göztepe 2-1 öne geçti sevgili seyirciler. Bitime 15 dakika kala. Muhammed vurmadı. Sola doğru. Ekigo. Orta oyuncu içeride. Orta hazırlığı. Orta giriyor. Şut pozisyonu Mehmet. Gözler hakeme dönüyor ve karar penaltı sevgili seyirciler. 90+4'te karar penaltı. Penaltının oluşumunu izliyorsunuz. Yine Muhammed topun gerisinde. İşaret geliyor. Muhammed o topun üzerine. Muhammed direğe çarptı ve ağlarda 2-2. 90+6 maçın sonucunu belirleyen gol oluyor. Ve Göztepe için tam bir şok. Maçın sonucu 2-2 sevgili seyirciler. Göztepe 2, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2.